Parker bir adım geri kaldı. Perdeyi aldı. Orta sahanın üçlü yolu. Sürekli bir şey. Yani yağmur gibi durmaksızın üzerine gelecek Golden State. Houston Rockets normal sezonda bu oyuncuları 40 dakika sahaya sürecek. Ben biliyorum yani. Fantasy liginde bile bu oyuncular yorulacaklar. Sokrates'ten herkese merhabalar. Amerika Mutfağı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. NBA Tarihi Fantasy Ligimizde artık son bölümlere doğru ilerliyoruz. Bugün Batı'da artık finale doğru yükselecek ya da finale doğru yükselmeye yakın olacak takımları konuşacağız Kaan abi. Ben Nano Özdemir, Kaan Kural'la birlikte Lakers, Rockets ve Warriors Spurs serileriyle karşınızdayız. Lakers Rockets'la başlayalım istersen Kaan abi. Zaten Lakers'ı geçen turda dahil etmiştik ve bir haksız rekabetle yola çıkmışlardı. Nasıl bir kadromuz var Lakers Rockets eşleşmesinde? Lakers'ı sayayım önce. Yani saymakla bitmiyor zaten de. Magic Johnson, Kobe Bryant, LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O'Neal. Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim. İşte 85-86 gibi Magic. Şampiyon olduğu dönemler değil ama tam arasındaki Kobe. 2005-2006 falan gibi Kobe. 80'lerin başında 82-83-81 işte Kareem Abdul-Jabbar. 2000-2001 Shaq. 2009-2010 Pau Gasol ve işte 80'lerin ortasındaki James Worthy var. Şimdi Houston'da sen say istersen ondan sonra eşleşmeye geçelim. Houston'da da James Harden var guard bölgemizde. Yanına Clyde Drexler'ı aldık. Yani James Harden'ın MVP olduğu sezonu alabiliriz. Geçen sezonu alabiliriz. Yani bu sezonun başındaki 2-3 ay alabiliriz. Hangisini almak istiyorsanız. Clyde Drexler'ın şampiyonluk kazanan takımın önemli parçası olduğunu söyleyelim. Yani o hakimli ikinci sezon şampiyonluk kazanan takımın parçasıydı Clyde Drexler. Tracy McGrady 2000'ler ortasında Orlando sonrasında üstüne gelmişti. Ve önce Jeff Van Gundy'li arkasından Rick Adelman takımların başrol oyuncusuydu Yao Ming'le birlikte. Yanlarına bu takımın süperstarı, süper yıldızı Hakeem Olajuwon'u koyuyoruz. 94-95 civarı Michael Jordan'ın yokluğunda artık NBA'nin en iyi oyuncusuna dönüşen bir post-up makinesi Hakeem Olajuwon ve inanılmaz bir savunmacı. Yanına Yao Ming'i alıyoruz. Yao Ming de her ne kadar sakatlıklar onu istediği yere getirmese de 7-8 tane önemli sezon geçirdi. Ya da en azından 6-7 tane önemli sezon geçirdi Houston Rockets formasıyla birlikte. Yedekte yine iki tane uzunumuz var. Biri bir efsane Moses Malone. Geçmişinde Philadelphia'da da özellikle ne kadar büyük bir etkisi olduğunu söylemiştik. Houston Rockets'ta 80'lerin başında iki tane çok özel sezonu var. Yanına da Ralph Sampson alıyoruz. NBA tarihinin gördüğü en uzun ve uzunluğunun yanında teknik olan oyunculardan biri. Biraz uzun ağırlıklı bir takım var ama neyse ki uzun ağırlıklı bir eşleşme var. Ve bu eşleşmenin en kritik noktası, yani şimdi eşleşmelerle ilgili zaten uzun uzun konuştuk. Eşleşmelerin kritik noktalarını vesaire konuştuk. Şimdi Lakers'ın hani ya kadroya baktığın zaman inanılmaz olduğu ve hani 30 takımın en iyisi olduğu ortada. Fakat Lakers'ın asıl büyük gücü, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Şu ana kadar işte konferans yarı finaline kadar geldik. Hani bütün takımları gördük. En değerli oyuncu kim abi? Abi 2000-2001 Shaq yani. Hani 2000-2001 Shaq kadar oyuna ağırlık koyan, oyunu domine eden, haksız rekabet yaratan ikinci bir oyuncu daha yok. Yani zaten Lakers'ın hani diğer oyuncuları zaten her biri NBA tarihine geçmiş, Hall of Fame olmuş. Hani NBA tarihinde ilk 10'da birbirine yer bulmaya çalışan. İlk 5'e bakıyorsun abi. Kobe'sinden Magic'ine hepsi NBA tarihinin ilk 10'undaki adamlar abi. Daha ne yani? Kendilerine yer kapmaya çalışıyorlar ama hani spesifik bir sezon dediğin zaman 2000 ve 2001 Shaq'le hani Jordan'ın falan kimse yarışamaz. Yani o basketbolun zirve noktasıdır oyunu domine etme açısından. Esas büyük hani serinin en iyi oyuncusu kim, en büyük etkisi kim derken Lakers orada otomatikman öne geçiyor. Fakat Lakers'ın bu en büyük gücünü, en büyük farkı, bu arada onunla da kalmıyoruz tabii. Kareem Abdul-Jabbar, 80'lerin başındaki Kareem Abdul-Jabbar'la 2000'lerin sonunda ligin en iyi, en azından ofansif anlamda ligin en iyi ofansif uzununa dönüşen Pau Gasol da var yani. Fakat Lakers'ın burada üstünlük kuramadığı tek eşleşme bu. Yani Houston uzunları da çok iyi. Genel toplamda bakarsan hani hangi uzunlar daha değerli diye bakarsan muhtemelen Lakers. Ama hani hep diyoruz ya eşleşmenin ters gelmesi, işte atlet takıma karşı teknik takımın denk gelmesi, yani teknik takıma atlet takımın denk gelmesi, işte şütör takıma içeriği iyi gömülen savunma takımının denk gelmesi falan. Burada da Lakers uzunlarının sevmediği türde ve Lakers uzunlarıyla baş edebilecek türde bir Houston uzun grubu var. Şöyle ki
Shaquille O'Neal'ın hiç eşleşmek istemeyeceği, keza Kareem Abdul-Jabbar'ın da eşleşmek, daha doğrusu kimsenin kolay kolay eşleşmediği Hakim var. Hakim çünkü bir fundamental ustası ve topla çok hareketli ve dream shake denen, onu özel kılan, yani her biri onu kar tanesine benzetirler. Her bir hareketi birbirinden farklıdır diye. İşte drop stepleri, reverse'leriyle falan filan kimse onun önünde kalamıyor. Yani fiziğiyle oynamadığı için, tamamen hareketliği ve şeyiyle, tekniğiyle oynadığı için, yani Shaquille O'Neal'da, Kareem Abdul-Jabbar'ı da Gasol'u da çok zor durumda bırakır. Yani tutamazlar. İşin savunma tarafına döndüğümüz zaman Shaquille O'Neal'ın herkesi ezip geçtiğini biliyoruz ama evet gene hani yapacağını yapıyor ama ağır ezemediği oyuncular kimlerdi kariyeri boyunca? İşte o 2000 playoff'unda Arvidas Sabonis. Daha sonra Yao Ming, Yao burada. Yani çok uzun, kendisinden daha uzun ve çok kalın oyunculara karşı Shaquille O'Neal'ın o patlayıcılığı, eziciliği o kadar da işlemiyor. Ya yani gene çok iyi oynuyor, yanlış anlaşılmasın ama nispeten onu biraz kontrol edebilen oyuncular bunlar. Bunlardan var. Üstüne üstlük Houston uzun rotasyonu o kadar değişken 4 tane uzuna sahip ki, 4 tane kaliteli uzun var ama çok farklı özellikler var. Mesela Rob Sampson, Porzingis'in prototipi dedik işte. 2-21 ama dışarıdan oynuyor, şut atıyor falan. Hani onu işte mesela Kareem Abdul-Jabbar'la eşleştirir. Çünkü Kareem Abdul-Jabbar çok fiziğiyle oynamıyordu. Gerçi 82-83'te biraz oynadı ama gene fiziğiyle oynamayı çok tercih etmez ama Rob Sampson mesela daha uzun kalarak onunla iyi eşleşir. Yao yorulduğu zaman biraz Hakimi veririz Shaq'ın başına veya işte Gasol girdiği zaman. Zaman zaman Moses'ı alırız. Moses biraz kısa kalır ama en azından o yırtıcılığıyla, hücum reboundıyla falan ciddi ciddi bu Houston dörtlüsü Lakers'a üstünlük kurar demek belki biraz abartı olur ama Lakers'ı dengeler, hatta bazı açılardan avantajlı diyebiliriz. Bence eşleşme anlamında. Lakers'ın o avantajını elinden alabiliyor ki Lakers'ın en büyük avantajını elinden alabiliyorsan ve hatta öne geçebiliyorsan bu büyük bir başarı. Ama yani burada son bir not olarak şeyi belirttim. Sen zaten özetledin. Şimdi Shaq'a karşı Hakimi koyarsın ki tamam geçmişte eşleşmişlerdi ama o Shaq bu Shaq değildi. Yani 94-95'te Orlando'daki Shaq, 2001 Lakers'taki Shaq değildi. O yüzden doğru bir kıyas olmaz ama Shaq'a bugün sorduğunda hala ligde gelmiş geçmiş en iyi uzun kim dediklerinde hep Hakimi Olajuwon ismini sayar kendisiyle birlikte ya da işte Will Chamberlain'le birlikte. Şimdi Kareem Abdul-Jabbar nasıl oynardı? Kareem Abdul-Jabbar potadan uzaklaştığı zaman bile etkili olabilen bir uzundu. Ama burada Kareem Abdul-Jabbar'ın sky hook'una çıkabilecek iki tane NBA tarihinde oyuncu var. Yao Ming ve Ralph Sampson, çünkü çok uzunlar. Shaq da Shaq'ın potaya doğru gidiş hareketinde durdurabilecek bir uzun var, Hakimi Olajuwon. Ve Moses Malone oyuna girdiğinde de Moses Malone'la birlikte biraz tempoyu arttırıp hafif Shaq'ı yorabilirsin, hafif Shaq'ın istemediği tarzda bir noktaya getirebilirsin maçı. Ve yaşlanmış Kareem Abdul-Jabbar'ın da istemediği bir noktaya getirebilirsin maçı. Ama burada bu arada, esas farkı... Genç Kareem'i alıyor. Yani görece genç Kareem'i alıyoruz ama 82 Kareem'i alıyoruz yani. Evet ama yine görece yaşlı aslında. Yani doğru, görece genç bir Kareem ama sonuçta hani 70'lerin başında MVP olan Kareem de değil. Doğru değil. Ama 88-89'daki sadece sky hook atan Kareem de değil yani. Evet. Aradaki Kareem. Burada ama esas farkı Lakers tabii ki kısalarla sergileyecek ki. Şimdi Rockets'ın kısalarına baktığımızda James Harden, Clyde Drexler ve Tracy McGrady ligdeki 27 tane falan takımın eşleşmesinde sen dersin ki abi James Harden'ım var benim. Hani 35-40 sayı atabiliyor. Clyde Drexler'ım var. Hafif atletizminden kaybetse de 22-23 sayılara çok rahat çıkabilecek. Pozisyonunu kaybetmeyecek. Üçlük atabilecek bir oyuncu. Ve T-Mac'im var. T-Mac'im de hafif sakatlıklardan önce 28-30 sayı çok kolayca bulabilecek ligin en iyi orta mesafecilerinden biri. Fakat Carson'a yani lig tarihinin en büyük 3 oyuncusunda, en büyük 7-8 oyuncusundan 3'ünü koyuyoruz. Yani Magic Johnson'ın İstediği gibi 20 sayı, 12-13 asist yapabildiği Magic Johnson modeli olduğunu unutmamak lazım. Post-up'tan bitirebiliyor. Post-up'tan oyun kurabiliyor. Magic Johnson'ın en önemli özelliklerinden biri. Sırtına T-Mac'i, Clyde Drexler'ı, Harden alıp oyun kurabilir oradan. Yanına Kobe Bryant'ı koyuyoruz. 35 sayı atan Kobe Bryant istediği kadar Harden ve T-Mac'le eşleşebilir ve onlardan en azından maç sonunda psikolojik olarak üstün kalabilir. Ve onların yanına da yaşlansa da LeBron James'i alıyoruz. Yani Harden, Drexler ve McGrady'nin yedekten de gelebilecek bir oyuncuları yok. Diğer tarafta James Worthy var bir de kanatlara ekleyebileceğimiz. Yani bu dört oyuncu çok rahat bir şekilde rotasyon yaparak, çok rahat bir şekilde dönüşerek üstünlük sağlayacaktır sonra katısa. Maalesef. Ya şöyle düşünüyorum da hani 91-92 Clyde Drexler, yani zirve Clyde Drexler olsa, 90 Clyde Drexler, 2003 T-Mac olsa, zirve T-Mac olsa biraz daha dengelerler miydi diye. Gene çok zor. Dengeleyemez. Çünkü başta şöyle bir şey var. Houston nasıl dedik? Lakers'ın belki de en güçlü tarafına ters gelebiliyor. Lakers'ın
bir tane daha önemli eksiği var dedik. Çok şütör değiller. Yani gömülen takımlara karşı falan şut problemi biraz yaşayacaklar. Nitekim hani zirve Clyde Drexler, zirve T-Mac, zirve James Harden olsaydı şutla falan çok da rahatsız da edebilirlerdi. Yani çok Lakers'ı sıkıştırabilirlerdi. Ama bir işte Clyde Drexler'ın 95 versiyonu görece hani hala çok çok iyi. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın ama en zirve dönemi değil. Keza T-Mac için de aynı şekilde. Gene müşteşem ama zirve dönemi değil. Burada şöyle bir problem oluyor abi. Kısaların yani uzunlar nasıl çok iyi eşleşiyorsa, bu olağanüstü Lakers uzunlarına karşı eşleşiyor, hatta avantaj sağlıyorsa kısmen, küçük de olsa, kısalar hiç eşleşemiyorlar abi. Şimdi Magic Johnson nasıl eşleşecek abi? Magic Johnson'la kim eşleşecek? T-Mac mi eşleşecek? Clyde Drexler mi eşleşecek? James Harden mi eşleşecek? Söz konusu değil öyle bir şey. Artı James Harden'ın en büyük özelliği ne? Yani stabil olarak izolasyon oynuyor olması. Evet, bunu herkese karşı yapıyor ama Magic Johnson türü çok uzun oyunculara karşı biraz daha zor yapar. Yani en azından o şutu biraz daha zorlaşsın. Keza Clyde Drexler'la T-Mac abi en büyük özellikleri işte zerafetle oynamaları, teknikleri vesaire. Abi Kobe gibi, LeBron gibi yırtıcı oyuncularla, fiziğiyle de birlikte olan oyunculara karşı da çok geri adım atarlar. Hani şimdi LeBron'la T-Mac'i nasıl eşleştireceksin abi? LeBron yırtar. Kobe, Clyde Drexler yani nasıl Jordan zamanında öldürdüyse aynısını yapar yani Clyde Drexler. Öldürür derken fiziksel mücadeleden, yırtıcılıktan bahsediyorum. Çok siner Houston kısaları. Yani bu yenilmez gibi gözüken en büyük gücünü, şakı biraz elinden alıyorsun Lakers'ın. Uzunluğa üstünlük sağlıyorsun ama abi kısalarda bu yırtıcılıkla, bu saldırganlıkla falan baş etmek mümkün değil yani gördüğümüz kadarıyla. Valla ben açıkçası şey diyeceğim, yani hani çok da üzerine daha fazla konuşmaya gerek yok. Yani müthiş şut attığı bir günde Houston'ın, işte James Harden arda arda 4 tane sokar, işte içeride Shaq'ı sinirlendiler, Shaq kötü oynar. Zaten Shaq'a topin, yani Shaq memnun olsun diye biraz top atmaya çalışır, taktik faulle falan Shaq'ı çizgiye mizgiye yollarsın. Valla Houston bir tane maç alırsa alır. Yani Team Ekim bu anda iyi bir soktu. Ama ikinci bir maç ihtimali görmüyorum ya. Ya bir de hep konuşuyoruz ya, şimdi playoff yoğunluğu ve playoff sertliği çok başka bir şey. Şimdi elimizdeki oyunculardan Magic, Kobe ve LeBron her zaman playoff'ta seri ilerledikçe büyüyen oyuncular. Ama karşı taraftaki Harden, Drexler ve T-Mac her zaman seri ilerledikçe küçülen oyuncular ve kendi potansiyellerinin altında kalan oyuncular. Tamam, belki Drexler oradan biraz ilerledi ama Harden ve T-Mac'in yani karneler hep seriler ilerledikçe biraz yorgunluk, biraz normal sezon yiyor. Küçük Houston Rockets normal sezonda bu oyuncuları 40 dakika sahaya sürecek. Ben biliyorum yani. Fantasy liginde bile bu oyuncular yorulacaklar. O yüzden yani ben de bu Houston Rockets'a çok büyük sempatim var. Sempati duyduğum için 4-2 diyesim geliyor. Ben 4-1'in çok daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu Lakers'ı bence 2 maç yenmesi bile çok zor Rockets'ın ama yenerse de ancak Rockets yener bu tip bir turda. O yüzden ben 2 maç diyorum ama daha önce Chicago serisinde de söylediğim şey, Chicago Philadelphia serisinde de söylediğim şey, yani 48 dakikalarda bir maç dışında ya da 1,5 maç dışında hiçbir yerde Lakers'ı tehdit ediliyor hissetmeyeceğiz. Lakers tehdit edildiğini düşünmeyecek bile. Yani şöyle biraz işte şakı falan sinirlendirirlerse işte bir şeyler olur da, yok abi yani şimdi abi Clyde Drexler, Kobe, LeBron, T-Mac. Hadi LeBron da şu anda o kadar da yırtıcı oynamıyor. Hani T-Mac biraz daha rahat eder de işte Magic, Harden falan artı işte dış rotasyonu James Worthy'yi de zaman zaman ekliyorsun açık sahada oynamak için falan. Hatta belki bazen James Worthy, Pau Gasol'lü çok daha kısa beşlerle falan, yani daha doğrusu uzun pozisyonlarda kısa beşlerde Magic'i falan post-up oynatan beşlere de dönebilir Lakers. Hani hafif fantastik şeyler de deneyebilir. Yok abi, ben yani ikinci bir maç kazanma ihtimali çok düşük görüyorum. Şey olsa böyle işte ne bileyim, atıyorum hani anormal dribbling üzerinden şut atan falan bir iki oyuncu olsa, hani James Harden dışında onların çok ekstra skor ürettiği günlerde işte T-Mac de şey yapacak. Clyde Drexler o kadar dribbling üzerinden o kadar da atmıyordu yani. İşte Hakim Makim ekstra oynar. Ben ama ikinci maçı çok zor görüyorum ya, ikinci maç almalarını. Bu arada bu Lakers kadrosunun şöyle bir özelliği var Kaan abi. NBA tarihinin en çok fazla pozisyonda post-up oynayabilecek takımı olabilir. Magic doğru, gerçekten doğru. De. Çünkü rakip sahaya geçtiği zaman sırtını dayayıp oyun kurma konusunda NBA tarihinin gördüğü en büyük oyuncuydu. Yani bugün Türk basketbol severlerin Sulukas'tan gördüğü şeyi her maç yapıyordu ve her dakika yapıyordu Magic Johnson. Abi şöyle bir şey var. Yani NBA tarihinin en görkemli 3-4 performansından biridir. Adam çaylakken 80 finali mi 80 işte Philadelphia ile oynuyorlar.
Kareem Abdul-Jabbar sakatlanıyor. NBA finali çaylakken pivot oynuyor tüm maçı. 42 sayı 16 ribaundla bitiriyor abi. Hani ne anlatıyoruz abi? Bu arada post-up dedim. Ve... post-up yapamıyor. Devam et abi post-up'lara. Ha, yanına Kobe Bryant. Kobe Bryant inanılmaz post-up yapardı. Yani Doug Christie'yi, işte Hidayet'i, Peja Yanıp o Sacramento serilerini alır, sürekli sırtı dönük oynardı. Ya da Orlando serisinde Pietrus'u almıştı sırtına sürekli. LeBron çok sevmiyor ama post-up yaptığında LeBron'u durdurmanın imkanı yok. Çünkü ya solundan geçip smaç vuruyor ya da pası çıkarıyor. O yüzden de ya zaten Kareem'i, Shaquille O'Neal'ı, Paul Gasol'ü saymaya gerek yok. James Worthy'i çıkar. 6 tane oyuncu bu takımda kendi pozisyonlarının lig tarihinde gördüğü en iyi post-upçılar arasına girer. Çok garip bir kadro. Yani bu kadroyu savunman çok zor senin o yüzden de. Aynen. O zaman yeni eşleşmeye geçelim Kaan abi. Warriors'la Spurs'a eşleştiriyoruz burada da. Bu biraz daha çetin olacak. Sen istersen Warriors'tan başla. Warriors kadrosunu sayalım. İşte 2016 Stephen Curry o rekorları paramparça edip oy birliğiyle MVP olduğu, her yerden her şeyi soktuğu. 2017-2018 daha olgun Klay Thompson, 2016'da diyebilirsin fark etmez. Lateral Sprewell, o 2000'lerin başındaki Carly Simo'yu boğazlayan o yırtıcı lateral Sprewell. 2019 Kevin Durant, ben de geçen sene sakatlanana kadar zirveler zirvesi olmuştu Durant. 2019 Kevin Durant. Gene 2016 Draymond Green, çünkü bence o 73 maçlık sezondan sonra geçen seneki playoff'a çok formda girdi ama sezon geneline baktığımız zaman 2016'daki o hani inanılmaz yırtıcı, her şeyi yapan, belli bir miktarda şut sokan Draymond Green en iyisi 2016'ydı. Gene işte 90'larda o Don Nelson'ın Run TMC'sinden iki tane çok tempolu oynamayı seven Tim Hardaway, genç Tim Hardaway, Miami'dekinden daha atlet, biraz daha az olgun ama daha atlet, müthiş dikini oynayabilen Tim Hardaway. Ve şütör dolu yetmezmiş gibi bir tane de 80'lerin en iyi şütörünü alalım dedik. Chris Mullin'i aldık. 89 falan olabilir Chris Mullin. Chris Mullin'i de aldık. Yani Klay Thompson'ın ilkel versiyonu falan gibi bakabiliriz ona da. Karşıda da yani San Antonio Spurs var ki bu Warriors hanedanı 2014'ten 15'ten itibaren kurulmaya başlandı. Hep Spurs'le kıyaslanıyorlardı. Tabii ki Spurs'un hanedanlığı çok biricik bir hanedandı. Yani NBA tarihinde çok kimseye benzeyebilen bir yapı değil. Orada Tony Parker'ı alıyoruz. Manu Ginobili var. Tony Parker'la Manu Ginobili'yi... Hangi yılları alıyoruz? 2000'den iyi kon sene. 2000'den iyi kon senesinden seçeceğiz elbette. Tony Parker 2007, evet. 2008, 2009 civarı seçilebilir. Doğru. Manu Ginobili de aynı dönemlerden seçilebilir ama iki oyuncunun da şöyle bir durum var. Bütün Spurs hanedanı gibi çok ölüp tekrar dirildiler. Yani Spurs'ta birçok oyuncu için bir sezon kariyerleri bitti dedikten sonra 3 sezon daha uzattıklarını gördük onların. Kawhi Leonard'ın Warriors serisinde Zaza Pachulia tarafından sakatlanmadan önceki versiyonunu alıyoruz efendim. 2017 civarından, yani o artık Spurs'ta yollarını ayıracağı sezona gelmeden önceki Kawhi Leonard'ı alıyoruz. Tim Duncan 2003 demiştik. David Robinson'da 94-95 civarlarında. Yani o MVP olduğu dönemin MVP. David Robinson'ı var. Yedekte de Iceman George Gervin, 80'lerin o ünlü finger roll'larından birine sahip ve ligin en iyi o dönem savunmacılarından biri olan, görece daha az etkili bir Spurs takımının iyi savunmacılarından Alvin Robertson var. Bu seriye şöyle bir temelde baktığında Kaan abi, şimdi yeteneklere falan ayrı gireriz ama iki takımın da birbirine üstünlük kurduğu belli noktalar direkt bir şekilde bariz ekrana çarpıyor. Yani Spurs boyalı alanda iki tane canavara sahip ve boyalı alan üzerinden üstünlük kurmak isteyecek, rebound ve boyalı alan üstünlüğünü taslayacak. Warriors da Spurs'u sevmediği ve savunmaktan hoşlanmadığı tarzda delici ve şut atabilen kısalara sahip. O yüzden iki tarafında birbirine üstünlük kurduğu alanlar var. Var. Evet, iki tarafında üstünlük kurduğu alanlar var. San Antonio'nun çok daha sert, disiplinli oynayacağını tahmin edebiliriz. Çünkü onların geleneğinde var. Yani George Gervin'i saymazsak bu takımda herkes zaten paylaşmayı, ortak oynamayı falan çok seven oyuncular, kendi oynayan oyuncular değil. George Gervin de zaten öyle oynasın diye var. Yani zaman zaman ya işte oyun sıkıştığı zaman gelsin iki tane bireysel atsın diye var bu takımda. Rolü çok kısıtlı olacaktır yani bu takımda. Diğer tarafta ise genelde işte San Antonio en iyi döneminde bile açık saha asla oynamıyor. Yarı sahada ince eleyip sık dokuyan, yani cerrah titizliğinde oynayan bir takım. Golden State ise açık sahanın kralı, sürekli doğaç, hani keskinlik üzerinden değil, tamamen opsiyonlar. Mesela anlatılır Golden State ile ilgili o 2017'de. Golden State'in 4 tane ana seti, daha doğrusu seti bile değil, hücum prensibi var. Onların etrafında dolanıyor her şey. Hani
San Antonio'da ise çok keskin, opsiyonları falan çok belli, bir sürü set var. Yani birbirine o kadar farklı ekollerden geliyorlar ki her ne kadar 3 sayının değerini biliyor olsa da San Antonio mümkün olduğu kadar az 3 sayı atarak oynamaya çalışıyor ki bu takımda zaten o Kawhi mesela 3 sayıcı bir Kawhi değildi. Kawhi son 2 sezonda 3 sayısını acayip geliştirdi. Yani çok daha fazla atmaya başladı. Parker şutunu 2007'de belli bir seviyeye getirmişti ama hiçbir zaman üçlükçü olmadı. Orta mesafe oldu. Ginobili atıyor da anormal atmıyor yani. Yani diğer tarafta abi şut dedin mi tillahı burada yani. Clay, Curry'si, Durant'i, Malin'i hatta yani 80'lerde ne kadar az şut atırken bile en şutör olarak bilinen adamı da koyuyorsun burada. Çok birbirinden farklı oyun stilleri ve oyun ekolleri. Golden State çok atlet sayılmaz ama şeye göre, San Antonio'ya göre daha atlet bir takım. Draymond Green, işte Durant, Sprewell'li. Clay ve Curry çok atlet değiller. Tim Hardaway delici ve Malin de değil ama en azından San Antonio'nun işte Ginobili bir zamanlar atletti ama o atletizmi üzerinden sadece atletizmi teknikle birleştirerek oynuyordu. Kawhi, Duncan falan için, yani David Robinson orada çok atlet. Müthiş atlet yani. Hani uzunların en atlet oyuncusu belki de. Ama atletizm tarafı da Golden State açısından ağır basıyor. Burada şöyle bir durum oluyor. Şimdi sen dedin ya belli avantajlara. Boyalı alanda San Antonio. Boyalı alanda San Antonio'nun üstün olacağı kesin ama zaten Golden State'in boyalı alanda üstün olacağı hemen hemen hiçbir takım yok. Mesele şu ki Golden State'e üstünlük kurabilmek için boyalı alanda fiziğiyle oynamak lazım. Ama ne David Robinson ne Tim Duncan fiziğiyle oynayan oyuncular değil. Onlar tekniğiyle oynayan oyuncular. Ve nitekim burada o tabii ki işte post-up'tan içeriden daha fazla skor üreterek hücum reboundıyla falan fark yaratacaklardır. Ama fiziği ezerek işte yani işte bir Shaq gibi ya da ne bileyim bir Joel Embiid gibi orada çok ciddi bir dengesizlik yaratacak türde oynamıyorlar. O şekilde oynamıyorlar yani. Nitekim eşleşmeye baktığın zaman Draymond Green'i şeyle eşleştirmek, yani Golden State açısından söylüyorum, Duncan'la eşleştirmek nispeten daha kolay. Yani Duncan'ı rahatsız edebilecek türde bir oyuncu Draymond Green. Hani hem onun post-up'ıyla sürekli hareketli bir şekilde baş edebilecek, hem de işte pas açılarını, işte yardım savunmasını falan yapabilecek. Keza David Robinson evet çok, Durant'i çok bozar gerçekten. Yani çok yıpratır falan ama Durant'le eşleşir abi David Robinson'la. David Robinson çünkü öyle fizikle potaya falan çok gitmediği için Durant en azından hani ezilmez. Ya da tersini de yapabilirsin. Yani Durant'i Duncan'ın başına verirsin. İşte Draymond Green'i David Robinson'a verirsin. Yani orada çok ezilmez yani Golden State. Tabii ki avantaj net bir şekilde Spurs'de ama fizik eziciliği olmadığı için onu bir şekilde Golden State idare edebilir. Ama açık sahada işte Golden State açık sahaya geçtiğinde çabuk oynamaya çalıştığında evet San Antonio tarihin en disiplinli geri koşan takımlarından biri. Ona açık saha vermeyecekler ama Golden State'i takip edersek bildiğimiz gibi Golden State açık sahadan fast break kovalayan bir takım değil. Açık sahaya çıkıp orada rakip savunma yerleşmeden bir pozisyon arayan takım. Şimdi geri koşmak önemlidir fast break vermezsen ama fast break ile transition aynı şey değil. Açık sahada hızlı geldiği zaman turnikeye gitmiyor. Yani boşluk bulup potaya gitmiyor zaten Golden State. Orada savunma daha yerleşmeden pası verip tak diye şutu attığı için yani San Antonio ne kadar iyi geri koşarsa koşsun Golden State oradan çok ciddi fırsatlar bulabilir. Bulacaktır da zaten. Burada tek yani şu konuda San Antonio'nun şöyle bir yama yapabileceğini söyleyebiliriz Kaan abi. En iyi döneminde San Antonio savunmasının temeli bugün bizim Milwaukee Bucks savunmasına Mike Budenholzer'da gördüğümüz savunma temeliydi. Yani San Antonio Spurs ne yapardı? Temposu düşük oynardı. Çok top kaybı yapmazdı çünkü rakibe kolay hücum fırsatı vermezdi. Özellikle Warriors gibi takımlara karşı onlar koşup hızlı basket bulmasınlar diye. Sakin hücum ederlerdi ve anında sete oturmaya çalışırlardı. Yani yarı saha savunmasına oturmaya çalışırlardı. Yarı saha savunmasına oturduklarında da üçlü ve boyalı alanı kapatıp rakipleri orta mesafeye, yani NBA'nin en verimsiz şutu olarak görülen orta mesafeye geçirirlerdi. Ama bu eşleşmede şöyle bir taraf var. Klay Thompson da, Kevin Durant de orta mesafeden şut atmaya bayılan oyuncular. Yani Kevin Durant'in zaten şu anda NBA'de, özellikle son sezonunda da böyleydi. Yani niye üçlük atmıyorsun dediklerinde, hani zorunda değilim diyordu her zaman. Onun da kafası çok karışık bir oyuncu olduğu için de zaten bu konuda çok tartışma yapıyordu ama yarı sahada orta mesafeden vurma ve o boşluk verdiği alandan yaralama imkanları var. Bunun dışında da Stephen Curry'nin bu seride daha fazla içeri gittiğini göreceğiz. Stephen Curry elbette üçlük atacak ama Stephen Curry, Tony Parker'ın savunma zafiyetinden yararlanmaya çalışacak. İçeriye gidecek, Duncan ve Robinson'ı üzerine çektikten sonra Kevin Durant'ı orada. Kevin Durant'ı artık hangisi alacaksa Kevin Durant'ı boş şut hazırlama fırsatı olacak. Clay'e boş şut hazırlama fırsatı olacak. Bu anlamda da San Antonio'nun zorluk yaşayacağını görebiliriz. Burada tabii ki Kawhi Leonard çok önemli. Çünkü Kawhi Leonard, hani perimetrede Warriors'ın hangi oyuncu formdaysa
onun üzerine verebileceğiniz versiyonu. 2016-2017 civarında Kawhi Leonard'ı hatırlar seyircilerimiz, sakatlanmadan önce inanılmaz derecede, yani bir numaradan dört numaraya kadar herkesin üzerine gidebiliyordu. Mesela Toronto'nun şampiyonluk sezonunda bunu her zaman yapmadı. Biraz vücudunu korumak zorunda hissetti kendini ama bu seride kim formdaysa, Durant mi formda, Clay mi formda, Curry mi formda, San Antonio en azından o yamayı Kawhi'den yapabilecek. Şöyle, ben Durant'i savunacağını düşünmüyorum. Çünkü Durant'i savunamıyor zaten. Yani daha doğrusu Durant'le kötü eşleşiyor. Durant çünkü hiçbir şey yapmadan, yani Kawhi'nin üzerine dribbling yapılmayacağını bildiği için, Kawhi çünkü topu söküp aldığı için kaldırıp atıyor. Kawhi de oraya uzanamıyor çünkü Durant anormal uzun. Ha, Durant şımarmadığı sürece. Ki eğer o eşleşmeyi yaptırırsan Kawhi sonuçta ne olursa olsun yavaşlatır, zorlar. Durant onun en zorlandığı oyuncu. Durant'e bir şey yapamıyor derken, Durant'e her oyuncuyu belli oranda az düşürüyor. Durant'e etkisi daha az oluyor diyelim. Ama şimdi Durant'le eşleştirirsen o zaman başka eşleşme problemleri olur şeyin, San Antonio'nun. O zaman Robinson ve Duncan'dan birini çıkarıp işte Jervin'i veya Robertson'u almamız gerekir. Daha kısalması gerekir San Antonio'nun. San Antonio kısaldığı anda da, yani bunu yaparsak eğer, David Robinson veya Tim Duncan'dan birini çıkarırsak, o zaman San Antonio'nun avantajlı olduğu bir şeyden vazgeçmek zorunda kalıyoruz demektir. Yani başka, tamam, Durant'i eşleştirdin Kawhi'yla. Eyvallah abi. Duncan tek uzun oynuyorsun. Duncan'la Draymond Green eşleşti. Abi diğer pozisyonlarda bu sefer işte lateral sprüverler şeyler falan çok daha etkili. Bir de lateral sprüverin ne kadar yırtıcı, ne kadar potaya giden bir oyuncu olduğunu unutmayalım. Clay ve Curry'nin, abi Clay ve Curry gibi iki tane nükleer silahın var yani. O zaman işte eğer kısalmaya karar verir, Robinson ve Duncan'dan birini çıkarırsan sana Kawhi'yla Durant'i eşleştirmek adına, daha büyük sorunlar yaşamaya başlarsın. Bence burada San Antonio'nun küçük bir avantajı var. Durant evet belki de eşleşilmesi en zor oyunculardan biri. En problem oyunculardan biri. Robinson onunla iyi bir eşleşme ama görece. Çünkü Robinson abi 2-10 ve yeterince atlet. Tamam, Durant çok daha yüksek tekniğe sahip falan. Daha çabuk mabuk falan. Çok zorlanır ama en azından şey yapar. Yani Durant'in o şut tehdidini falan zorlar. Ve Durant'i biraz sıkıştırabilir. Durant'i biraz zorlaştırabilir. Bence David Robinson'a şey... Duncan değil bak. Duncan belki de gelmiş hiç basketbol tarihinin en büyük savunmacılarından biri ama eşleşme anlamında Robinson daha uygun şeye. Durant'e. Ben maçın genelinde evet Kawhi'ye verilen zamanlar olabilir. Alvin Robertson'a verdiğimiz zamanlar olabilir. Biraz driplingini kesmek için. Yani Durant'in o birebir skorerliğini etkilemek için her şey deniz ama ben ana savunmacının genelde David Robinson olması gerektiğini düşünüyorum maçın önemli bir bölümünde. Yoksa gerçekten işte Kawhi'ye verdik diyelim. Diğer pozisyonlarda çok büyük problem yaşamaya başlarsın. O zaman Clay'le kim eşleşecek abi? Clay'le kim eşleşecek? Lateral Sprewell'le kim eşleşecek? Çünkü Lateral Sprewell'in o dikine, yırtıcı bir şekilde potaya gidişinin o vahşi halini, abi onu Kawhi'yle yok edip Lateral'i tamamen devre dışı bırakıp delirmesini sağlayıp kendi takımına zarar vermesini sağlamak lazım. Ve Tim Duncan da böylece, şimdi David Robinson'ı sen güzel bir noktaya getirdin konuyu. David Robinson'ı Kevin Durant'a verdiğinde Tim Duncan'ı Draymond Green'le eşleştiriyorsun. Tim Duncan Draymond Green'i savunmak zorunda değil. Tim Duncan, Draymond Green'e bir metre mesafede bırakır kendisini. Ya. Nereden savunma yara alıyorsa onun üzerine gider. Bu sefer Tim Duncan'ın yardım savunması da kullanırsın işte. Ama abi 2016 Draymond Green'in belli seviyenin üzerinde şutör olduğunu unutmamak lazım. Yani bırakırsın bırakmasına... 7. maçlarda. Ama şey gibi değil yani. Mesela 2008, 2018, 2019'da rahat rahat... Abi 2016'da... O kadar bakamıyorum. 2016'daki 7. maçta 5 üçlük attığını unutma abi 7. maçta. 7. maçta 33 sayı 5 tane üçlük. Evet, hayvan gibi. Ve o zaman atıyordu abi. Çok daha özgüvenli atıyordu. Tamam hani Clay'in, Curry'nin, Durant'in yanında sana mı kaldı lan atmak diyorsun da. Kötü değildi abi. Hani öyle bırakırsan bak bırakmak evet çözüm ama aynı Durant gibi. Bıraktığın zaman başka riskler, yani gene başka şeyler, yerlerden su almaya başlıyorsun yani. Ha diğer tarafta Curry'nin genelde eşleşmeleri kolay olmuyor Golden State için. Çünkü genelde Curry'nin fiziğine çok saldıran rakipleri oluyor. Curry'yi zor durumda bırakan. İşte Cleveland da öyle yapıyordu. Toronto'da herkes onu yapıyor çünkü Curry'nin. Ki Curry fiziğine oranla çok kuvvetli bir oyuncudur. Ama burada ilk defa Curry'ye uygun bir eşleşme var. Tony Parker. Üzerine gidebilir. Ha Tony Parker potaya gittiği zaman o 2017-2018 Tony Parker Derrick Rose seviyesinde potaya giderdi. Ya kimse önünde duramadı. Yılan gibi kıvrılıyordu yani. Ama zaten kimse önünde duramadığı için Curry de çok problem yaşamaz. Yardım savunmasıyla falan idare edebildikleri kadar idare ederler. Clay tamam o Ginobili de yılan gibi kıvrılıyor ama Clay şey yapar abi. Fizikle mizikle baş eder onunla yani. Lateral Sprewell dediğin adam evet Kawhi'yle baş etmek zor ama
o kadar yırtıcı ki elinden geleni yapar diyelim. İyi olacağını iddia etmiyoruz ama elinden geleni yapar. Zaten Golden State'te Tim Hardaway ile Chris Mullin'in rolü çok küçük kalacak. Yani foul problemi veya işte belli durumlar için kullanacağız sadece. Ya da daha fazla penetre etmek istediğimizde Tim Hardaway biraz nefeslensin, daha fazla şutör alalım dediğimiz zaman biraz Chris Mullin alacağız falan. Ama esas 5 bu. Ve açıkçası yani Golden State'in avantajlı olduğu pek çok şeyin ki bu takımın pas trafiği üzerinden yağmur gibi üçlük yağdıracak. Abi herhangi bir maçta Durant'in, bak 2019 Durant'in, 2016 Curry'nin, 2017 işte Clay'in, abi herhangi birinin 40 atma ihtimali var ya. Her an yani. Her an 40 atabilir. Lateral süpürü oradan 25 atar. Tamam abi zaten yani. Hani daha ne? Ya bir, abi San Antonio savunma, San Antonio disiplini bile bir yere kadar dur. Hadi bir tanesini, iki tanesini dur. Abi her an biri çıkabilir. Durant'e sıkıştırdın. Durant diğer tarafa pası verdi. Draymond Green verdi. Clay attı. Stephen Curry gelirken Parker bir adım geri kaldı. Perdeyi aldı. Orta sahadan üçlü yolladı. Sürekli bir şey. Yani yağmur gibi durmaksızın üzerine gelecek şey. Golden State. Ve yani San Antonio'nun sakinliği çok önemli burada senin söylediğin gibi, ama yani sakin kalabilmek çok da mümkün değil. Tabii ki Tim Duncan'a sahipsin. Tim Duncan gibi, yani Hakim'den bahsettik programda. 94-95 Hakim seviyesindeki bir uzun 2003 Tim Duncan baktığında, ama Tim Duncan'ın bile yaratacağı artının matematiksel olarak eksileneceği bir seri var önümüzde. Çünkü modern basketbolda hep genel menajerler ne derler? Abi çok basit bir mantık. 3 2'den daha büyük şu anda ve 3'ün 2'den daha büyük olmasının yaratacağı en dramatik etkiyi biz bu seride göreceğiz. Golden State evet orta mesafeden Durant da çok vuracak, ama senin söylediğin gibi açık alanda eğer Spurs'u yarım ayak yakalayabilirlerse Tony Parker'ın zafiyetlerinden, şundan bundan, o zaman işte senin bahsettiğin o üçlük yağmuru başladıktan sonra matematiksel farkın çok büyük olduğunu göreceğiz. Birkaç sene önce Greg Popovich zaten bu konuda bir yorum yapmıştı. Yani şu anda şey demişti, bir box skoru açtığınızda siz iki takımın 3 sayılıklarına bakın. İşte biri 23'te 12 attı, biri 28'de 12 attı diyelim. Diğeri ona göre biraz daha eksik attığında zaten kazanan tarafı anlayabiliyorsunuz. Şu anda modern box score'un temel özelliği o oldu demişti. Bu seride de box score'da bakabileceğimiz en net şeylerden biri olacak Kaan abi. Çünkü Spurs üçlük atmayı çok sevmeyen bir takım. Köşe üçlüğünü ilk keşfeden takım olsa da çok az atıyorlar. Golden State'de eğer kendi gerçekliği içinde kaybolmayıp çok fazla üçlük atarsa en büyük avantajı oradan kuracaklar zaten. Aynen öyle. Yani Spurs... bir de ha son olarak şeyi unutmayalım yalnız. Şey dedik işte Spurs çok disiplinli geri koşacak. Kesinlikle potaya kadar gitmesine izin vermeyecek, ama Golden State'in zaten alameti harikası bu. Golden State açık sahada potaya gitmeye çalışmıyor çok. Pozisyon bulmaya, şütörlerini bulmaya çalışıyor ve onu savunmak gerçekten zor. Açık sahada evet ne kadar disiplinli olursan ol, geri koşarken adam paylaşmak, bunu en iyi yapan San Antonio olsa bile Golden State buradan çok avantajlı. Yalnız şöyle bir şey var. Doğal olarak bunu en az seviyede yaptıracak San Antonio. San Antonio'dan daha az seviyede yaptıracak takım yok bunu. San Antonio bunu sınırladığı zaman yarı sahada Golden State'in acayip zırvalayabildiğini, saçma sapan top kayıpları yapabildiğini biliyoruz. Yani bir şey, istedikleri şey olmadığı zaman onu zorlamak adına hakikaten çok tuhaf top kayıpları yapıyorlar. Ve bu aslında ya işte maç ciddiyeti, işte konferans yarı finali ciddiyetinde o top kayıpları yapılmaz diyemiyorsun. Aynı zamanda Golden State'e özel kılan ne varsa bu da onun içselleştirilmiş bir parçası. Yani Golden State'i Golden State yapan şeylerden biri de maç başına 6-7 tane saçma top kaybı. Abi Stephen Curry kadar keskin akıllı oyuncunun maç başına 2 tane top kaybı var. Hani ortaokulda olsa, yani yıldız takımda olsa döversin yani. Anlatabiliyor muyum? Keza Durant'in falan da öyle. Draymond Green'in. Clay bir tek yapmıyor. Clay çünkü zaten onun genelde bitirici noktasında olduğu için. Lateral süpürü ver diyorsun. Top kaybı makinesi o manyağın teki. Yani maç başına 20 top kaybı falan yapabilir Golden State ve bunları da en ağır şekilde cezalandıracak takımlardan biri San Antonio'dur. Yani maç başına San Antonio'nun 10 top kaybını geçmeyeceğini düşünürsen 10 top kaybı falan fark yaratacak San Antonio, ki bence San Antonio'nun yakalayabileceği serideki en büyük avantaj, bütün iki takımın dengesinin sonuca vardığı ve San Antonio'nun avantaj yakalayacağı bölüm bu olacak. Ama bunun gene de yetmeyeceğini, o 3 sayı üstünlüğüyle, o savunmada rakibin uzunlarının yaratacağı rebound, işte pot altı üstünlüğünü dengeleme açısından veya Golden State'e verdiği zarar açısından dengelenebileceğini düşünüyorum ve 4-2 Golden State diyorum ben.
Ya benim de tercihim burada 4-2. Top kaybı demişken aklıma şey geldi. 2016 NBA finallerinin en acayip anlarından biri son çeyrekte Stephen Curry acayip bir noktada. Niye yaptığını hala bilmiyorum. Bel arkası pas vermeye çalışıyor. Evet evet evet. 14,5 dakikada. O, ve yani şöyle, Klay Thompson sonra pardon, özür dilerim, şey diye bakıyor özür böyle ve buyur abi. Stephen Curry sonradan yani bir sürü hata yaptık, bir sürü şeyimiz var. Gerçekten pişman olduğum tek şey odur diye açıkladı sonra. Yani daha geçen sene söyledi. Kariyerimde çok hata yaptım, çok büyük saçmaladım. Tek pişman olduğum an odur demişti. Ne gerek var ben de bilmiyorum demişti. Ya kesinlikle öyle. Çünkü arkasına işte meşhur Titanic müziği koyuyorlar ya. Yani Titanic müziğinin en yakıştığı anlardan biridir. Yani çünkü ne olduğu belli değil orada. Ama ben de yani işte bahsettik. Rebound dedik, top kaybı dedik, sakinlik dedik. San Antonio Spurs'un böyle avantajları ama matematiksel avantajı Warriors'ı burada çok ciddi bir şekilde öne taşıyor. Ve 7 maçta ben de 4-2'de çözülebileceğini düşünüyorum. Yani belki Latrell Sprewell'in kafasını karıştırıp biraz hani Latrell Sprewell, Tim Hardaway, Draymond Green, Kevin Durant bu tip böyle tansiyonu yüksek oyuncuların kendi aralarındaki kavgasından yararlanabilirsin ama başlarında tecrübeli bir koç olacak. Steve Kerr ya da Don Nelson gibi bir koç olacak. Onları rahatlatır yani. O ikisi de çok arkadaş canlısı koçlar. Abi sıkıntı yok falan filan diye rahatlatır onları. O zaman Batı finalinde Lakers'la Warriors'ı eşleştirdik. Zaten 1 ve 2'den girmişlerdi bunlar ve eşleşecekleri az çok tahmin ediliyordu. Lakers'la Warriors'ı eşleştirdik. Diğer tarafta da Bulls ve Heat eşleşmemiz var. Bakalım NBA finallerinde bizi kimler bekleyecek? Böylece Cuma günü de Chicago, Miami ve Lakers Golden State eşleşmesini yaptıktan sonra gene Cuma günkü programda NBA finalini oynatacağız. Yani Cuma günü son programımız olacak, onu söyleyelim. Bakalım ne olacak konferans finalleri ve oradan hemen anında başka programı beklemeden NBA finaline de gideceğiz. Bakalım Fantasy Ligimizin şampiyonu kim olacak? 4 takıma indik. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim Kaan abi. Kaan Kural'la birlikte ben İnan Özdemir programda karşınızdaydık efendim. Eski videolardan itibaren de izleyebilirsiniz NBA Tarihi Fantasy Ligimizi. Hiç izlemediyseniz bundan önceki bölümleri aynı şekilde dükkan.sokratesdergi.com'dan yeni çıkan sayımızı alabilirsiniz. Chicago Bulls kapaklı sayımızı alabilirsiniz efendim. Ve diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. YouTube'dan katıl bir butonuyla bize destek olabilirsiniz. Bütün bu mecralarda aynı şekilde podcast'i de eklemek lazım. Sizlere böyle şey reklamı gibi oldu. En iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz diyelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.